Kapılar başlıyor. Bir varmış bir yokmuş. Vakti zamanında her şeyi olan ama bir tek şeyi olmayan bir padişah varmış. Padişahın çok güzel bir sarayı varmış. İnanılmaz güzel koşan atları varmış. Yeleleri rüzgarda sallanırmış, uçuşurmuş. Öyle güzel yemekler yapan aşçıları varmış. Öyle güzel çiçekler açan bahçesi varmış. Ama padişahın bir çocuğu yokmuş. Padişah öyle çok üzülürmüş gibi çocuğu olmadığı için her gün dua edermiş. Bir gün yine Allah'ım ne olursun bir çocuğum olsun. Ağaçtan olsun, yılandan olsun, böcekten olsun, çiçekten olsun ama benim bir çocuğum olsun diye dua etmiş. İşte tam o anda istek kapıları açılmış ve padişahın duası kabul olmuş. Ve padişahın kapkara bir çocuğu olmuş. Kapkara bir yılan çocukmuş bu. Önce çok şaşırmış padişah. Uzun uzun bakmış kara yılan çocuğuna. Sonra demiş ki, olsun o da benim çocuğum. Ben onu sevgimle büyütürüm. O da benim evladım. Bir gün o da padişah olacak bu ülkeye. Ne gerekiyorsa ben evladım için yaparım demiş. Ve yılan sütü çok sevdiği için onun sütle beslenmesine başlanmış. Ama bizim kara yılan çok zehirliymiş. Ona süt vermeye gelen herkesi ısırır ve zehirlermiş. Günler böyle geçmiş ve o kadar çok kişi zehirlenmiş ki ülkede yaşayan kadınların sayısı azalmış. Padişah vazgeçer mi oğlundan? Haber salmış. Daha uzak köylere, daha uzak şehirlere, dağlarda tepelerde yaşayan insanlara ve onlar da gelmişler. Ama bizim kara yılan onları da ısırmış ve öldürmüş. Sonra padişah demiş ki, küp küp altın vaat ediyorum benim evladımı sütle doyurana. Ve bu bir üvey annenin kulağına gitmiş. Üvey kızıyla birlikte yaşayan üvey anne bu küp küp altınlar için pek bir iştahlanmış ve hemen hiç düşünmeden zaten kurtulmak istediği kızını saraya göndermiş. Kız saraya gittikten sonra düşünmüş, ne yapsam da onun zehrinden kurtulsam. Sonra kocaman bir tencere istemiş ve o tencerenin içine koyun sütleri, keçi sütleri, inek sütleri en lezzetli sütlerden koydurmuş ve yılanın beslenmesi için tencereye davet etmiş. Yılan tencereye girince kız kapağı kapatmış ve yılan orada kalmış. Aradan bir zaman geçmiş, yılanın yine beslenme saati gelmiş. Kız tencereyi açmış, yeni güzel lezzetli sütler koymuş tencereye ve kapağını kapamış. Aradan çok zaman geçmiş, yılan büyümeye başlamış. Ama kimse bilmemiş kızın neden zehirlenmediğini ve hala ölmediğini. Yılan büyüdükten sonra artık kızın eve dönme zamanı gelmiş ve padişah küp küp altınlarla kızı yolcu etmiş. Üvey anne pek bir sevinmiş bu küp küp altınlara, pek bir iştahlanmış, pek bir gülümsemiş. Aradan epey bir zaman geçmiş. Bizim kara yılan, bu defa ben yazmayı öğrenmek istiyorum, okumayı öğrenmek istiyorum. Ben kitap okumak istiyorum, hikayeler okumak istiyorum demiş. Padişah en bilgili adamlarını onun yanına göndermiş ve odasında eğitime başlamış. Ama daha birinci gün, evet daha birinci gün bizim kara yılan ilk gelen hocasını ısırmış ve zehirlemiş. Arkasından diğer hocalar, diğerleri ve yine haberler salınmış. Yine vaatlerde bulunulmuş. Bizim üvey anne durur mu hiç? Gelsin küp küp altınlar. Hemen üvey kızını göndermiş. E zaten de ondan kurtulmak istediği için kaybedeceği pek bir şey de yokmuş. Kız gitmiş saraya ve bahçeden bir gül dalı koparmış.
Başlamış anlatmaya. İlk harften başlamış. Yılan bakmış kıza, tam ona uzanacakken kız kopardığı gül dalının gülüyle ona dokunmuş. Yılan bir durmuş. Sonra tekrar gülüyle dokunmuş. Yılan durmuş. Sonra yılan tam onu ısıracakken dikenli gül sapını uzatmış yılana ve yılan geri çekilmiş. İşte böylece bulduğu bu yolla kız bildiği bütün bilgileri kara yılana öğretmiş. Aradan zaman geçmiş, artık yılan öğreneceği her şeyi öğrenmiş. Padişah da çok mutlu olmuş ve kız yine küp küp altınlarla üvey annesinin evine yollanmış. Üvey anne mi? Görmüş tabii küp küp altınları, çok ama çok sevinmiş. Gün gelmiş, bizim kara yılan büyümüş. Evlenmek istemiş. Padişah da bir tanecik oğlunu evlendirmesin mi? Tabii ki evlendirsin. En güzel genç kızlar gelmişler saraya. Ama bizim kara yılan hepsini ilk akşamdan ısırmış ve öldürmüş. İşte tam da o günlerde padişah artık demiş, bizim akıllı kızımızı çağırma zamanı geldi. Üvey anne yine tabii ki pek bir sevinçli. Gelsin küp küp altınlar. Bizim genç kızımız saraya gitmiş ama saraya giderken 40 kalın kumaştan gelinlik giymiş üstüne. Ve düğünler yapılmış, yemekler sunulmuş halka, eğlenceler yapılmış ve herkes gittikten sonra kara yılanla kız baş başa kalmış. Yılan beklemiş gelinliğini çıkarsın diye ama bizim kız çok akıllı. Duydum ki demiş, yılanların gömlekleri olurmuş. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen gömleğini çıkar, ben de gelinliğimin birini çıkarayım. Yılan kabul etmiş bunu ve bir gömleğini çıkarmış. Bunun üzerine genç kızımız da bir gelinliğini çıkarmış. Ertesi akşam öbür gömleğini çıkarmasını istemiş genç kız. O da ikinci gelinliğini çıkarmış. Üçüncü, dördüncü, beşinci gün yılan gömleğini çıkarmış. Kız diğer gelinliğini çıkarmış. Ve gelmiş sıra 40. gelinliğe. Bakalım şimdi ne olacakmış. Yılana demiş ki, evet demiş, benim son gelinliğim artık sana sunuyorum ben benim hayatımı. O arada yılan da son gömleğini çıkarmış. Fakat ne olsa iyi, yılan son gömleğini çıkarınca içinden yakışıklı bir delikanlı çıkmış. Bizim kızımız gördüğüne inanamamış. İşte o akşam onlar mutlu bir beraberliğe başlamışlar. Ve denir ki her insanın 40 gömleği vardır. İnsanlar gömleklerini çıkardıkça, maskelerini çıkardıkça, kendilerini kapattıkları giysileri çıkardıkça, işte o zaman gerçek benlikleri ortaya çıkar. İnsanlar kendilerini saklar. Gerçek kimliklerimiz ancak bizim sakladığımız gömlekler, sakladığımız gelinlikler atılınca ortaya çıkar. İşte insanın özü de budur. Masal burada bitmiş. Padişah çok mutlu olmuş. Bütün ülke bereket içinde yönetilmiş.